Jorfen kanalının güzel öğrencileri sınavlarınız 3 Mayıs ertelendi. Gözünüz aydın. Bu sizin için çok güzel bir haber olduğu kadar benim için de çok güzel bir haber. Çünkü konularınızı bir türlü yetiştiremiyordum. Ben de çok ciddi anlamda stres yapmıştım. Şu an artık bu süreç içerisinde konularınızı yetiştireceğim. Yazılılarınızı da hazırlayabileceğim. Bak senin için de çok güzel bir haber. Neden? Çünkü önünde 40 günlük bir süre var. Bu 40 günlük süreyi çok güzel bir şekilde değerlendirebilirsin. Otur programını yap, derslerini ayarla, bütün konularını belirle ve 40 güne bunu çok güzel bir şekilde yayıp 40 gün sonraya ciddi bir hazırlanma Yap. Bak şu an sınavların yeni bitmişti. Bir hafta vardı sonra hemen sınavlar başlayacaktı ki bazıları için başlamıştı bu sınavlar. Yani çalışmak için zaman yoktu ama şu an sana çok güzel bir zaman tanındı. 40 gün boyunca oturup çok güzel bir şekilde düzenli bir şekilde çalışıp sınavlarına hazırlanabilirsin. Bak geçmişte yaptığın hatayı yapma. Birinci dönemde sana ne demiştim? MEP ikinci dönem çok büyük bir ihtimalle sınavları yapacaktır. Önünde 2 ay 3 ay var otur düzenli bir şekilde çalış sınavlarına demiştim. Bak sınavları yaptı. MEP yine sınavları yapmak isteyecek. O yüzden ne yapacaksın? Bu 40 40 günü çok güzel değerlendirmen lazım. Sakın ha boşlama, sakın ha tatil moduna girme. 40 günlük harika bir zamanın var şu an senin. Oturup sınavlarına hazırlanıyorsun. Bizim şimdiki problemimiz konular arasında bir adaletsizlik var. Yani bazı okullar birçok konudan sorumlu olurken bazı okullar daha az konudan sorumlu oluyor. Bunu bir önceki videomuzda belirtmiştik. Orada imza kampanyası yapmıştık. Duymayanlar varsa hemen imza kampanyasına gidiyorlar, katılıyorlar. Yani bu konu dağılımını MEP belirlesin. Böylece adaletsiz OBP puanı ve okul puanları oluşmasın. Evet bugün biraz farklı bir şekilde çıktım karşınıza. Haberi alınca hızlı bir şekilde bu mutluluğu biraz paylaşmak istedim. Bir de arada böyle bir farklılık olsun. Evet şimdi ne yapıyoruz? 40 günü çok iyi değerlendiriyoruz. Güzel bir program hazırlıyorsun kendine ve bu program dahilinde bu 40 gün sonraki sınavlara hazırlanmaya başlıyorsun. Ne diyoruz? Yunus Hacer'e bir defa öğren, bir daha asla unutma.